Savaşın maliyeti uzadıkça bu hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya daha fazla zarar verecektir. Yine Rusya'nın enerji nakil hatlarına sahip olduğunu biliyoruz. Özellikle Avrupa'ya doğal gaz taşıyan. Onlar da yine bu saldırıdan, işgalden etkilenmiş durumda. Almanya'nın aslında temkinli yaklaşımı vardı Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim ama son safhada Almanya'da artık asker ve teçhizat gönderme kararı aldı Ukrayna'ya. Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Almanya ile dış ticari anlamda en fazla ticaret yapan ülkelerden biri Almanya, Rusya ile pardon. Tabii önemli bir ticari ilişki söz konusu. Aynı zamanda Rusya çok da bir enerji ithalatı yapıyor Almanya. Tabii toplumsal baskıya ve uluslararası baskıya biz bir süre direndiğini ve daha sonra da Ukrayna'ya askeri destek ve ekonomik desteğe izin verdiğini biz görüyoruz. Burada aslında ekonomik çıkarlar siyasi ve insani çıkarlara biraz durumu görüyoruz. Kısaca böyle özetlenebilir belki. Teşekkür ediyoruz. Deniz İstikbal, SETA araştırmacısı, çok değerli yorumlarla katkı sunuyorsunuz. Katkı sunmaya da devam edeceksiniz. Sizi bir yere bırakmıyoruz. Haber vereceğiz efendim. Gelişmeleri aktaracağız bu ekranlarda. Rusya Ukrayna sınırına asker yığdı. Saldırmayacağız dedi. Diplomatik çabaların kararından vazgeçiremediği Putin harekat emri verdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başladı. Günlerdir saldırı altındaki şehirlerden bombalama ve siren sesleri yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyadan kınama ve yaptırım açıklamaları gelse de Rus ordusu saldırının 3. gününde ilerleyişini sürdürüyor. Putin 24 Şubat Perşembe sabahı 6'da Ukrayna'ya saldırı emri verdi. Rus ordusu birçok noktadan ülkeye girdi. Rus birlikleri liman kentleri Mariupol ve Odessa'ya konuşlandı. Başkent Kiev başta olmak üzere neredeyse tüm yerleşim yerlerinde patlama sesleri duyuldu. Saldırıya karşı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den ilk açıklama 7.30 sıralarında geldi. Mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarla verdi. Ülkemizi savunacağız dedi. Ukrayna parlamentosu sıkı yönetim kararı aldı.